Şimdi bir üçgen verilmiş. İçinde de ikizkenar üçgenler var. AE, ED'ye eşitlenmiş. AE uzunluğu şurası. ED uzunluğuna eşitmiş. Bunlar eşit. Sonra EC uzunluğu şu uzunluk. EC uzunluğu FC uzunluğuna eşitlenmiş. Buraya. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi yukarıda açı belli. Oradan başlayalım. Burası 50 derece ise ikizkenar üçgen olduğu için şu taraf da 50. Toplamları 100. İç açılar toplamı 180 olması için E açısı 80 olmalı. Burası 80 olmalı ki 180 olsun. Sonra biz şuradaki açıya bir de nereyi aradığımıza bakalım. DEF'yi arıyoruz. O aradığımız açıyı X diyelim hemen. Bulacağımız açı burası. Şimdi ben şuradaki açıya C açısına Y diyorum. Eğer ABC üçgenine bakarsak büyük üçgene. Şuradaki açı 50. Buradaki açı. Soldaki açı 80. Sağdaki açı 70. Bu üçünün toplamı 180 olacak. Şöyle yazabiliriz. Y artı 80 artı 50 eşittir 180. Bunları toplarız. 130 yapar. Eşittir 180. Şimdi 130'u karşıya atıp çıkarırsak bizim Y açımız 50 derece olur. Burayı da bulduk 50 derece. Tabii şu iki açıyı da hesaplamak mümkün. Mesela buradaki açıya biz B diyelim. Şuradaki açı da B olacak. Şu üç açının toplamı da 180. Üçgen olduğu için. Yani Y artı B artı B eşittir 180. Bizim Y açımız 50 idi. 50 artı 2B eşittir 180. 50'yi karşıya atıp çıkaracağız. 130 kalacak. 2B eşittir 130. Şimdi 2'ye bölünce B açısı da 65 olur. Tabi aradığımız açı X açısıydı. Onu şuradan bulabiliriz. Şu an boyadığım üçlünün toplamı 180 derece olmalı. Yani B, X ve 80. B artı X artı 80 eşittir 180. B'yi 65 bulduk az önce. Artı X artı 80 eşittir 180. Yani x artı 65 ile 80'i toplarız. 145 eşittir 180. Karşıya atıp çıkarırsak x eşittir 35 derece olur. Kalkmışsın.